Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam ben KPSS defterini en azından bir süreliğine kesinlikle kapattım. Yani ben birazcık hani hayatımda para kazanmak istiyorum. En azından biraz işimi yapmak istiyorum. Yaşım da belli bir şeye geldi. Ailevi şartlarım var vesaire vesaire. Bu dershaneye özel okula nasıl giriliyor? Şartlar nasıl? Diye hocam biraz bize de bir şeyler anlatın diyen arkadaşlarımız oldu. Biz de bu anlamda bir şeyler söyleyelim nacizane. Hani duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla yıllardır bir şeyler söyleyelim istedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben şunu söylemek istiyorum. Yani değerli arkadaşlar bakın sizin çok güzel bir yaşınızdasınız şu an. 25, 26, 27, 30 neyse. Dolayısıyla en verimli çağlarındasınız. Umutsuz olmayın arkadaşlar. Yani daha önünüzde tabii ki şu anda bir yıl çalışabilirsin, iki yıl çalışabilirsin, neyse bir şeyler yaparsın. Ama önünde daha çok yıllar var. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmayın hemen. Yani mesela ben şunu gördüm. İki örnek söylemek istiyorum size. Hani en yakınımdan. Benim atandığım sene mesela benim sınıfımda bir öğretmen arkadaşımız vardı. Ablamız vardı yani. 10. girişiydi arkadaşlar. 10. girişi. 10. girişinde hem de ne yapıyordu biliyor musunuz? Özel okulda çalışıyordu bir taraftan. Özel okuldan çıkıp KPSS dershanesine geliyordu. Sonra geldikten sonra eve gidip yemek hazırlıyordu. Düşünün bu tarzda çalışarak sınava girdi ve atandı. 10. girişinde bu şekilde bak gözümle gördüm atanan yani. Azmin Zaferi diyoruz biz buna herhalde. Aynen. Yani. Mesela benim kendi üniversiteden ev arkadaşım mesela yani onun hiç düşüncesi yoktu mesela KPSS'ye çalışmakla alakalı. 5 sene geçtikten sonra duydum dershanede çalışmış. Tabii ki dershanede çalışırken alan yönünüz güçleniyor bir taraftan. Hiç niyeti bile yokken bir girmiş sınava ve atandı. Kendisiyle konuşuyoruz mesela gene ev arkadaşlarımdan bir tanesi. Evet, dolayısıyla ben... yani hani umutsuz olmayın. Böyle 5. seneden sonra, 10. seneden sonra... Birinci, ikinci, üçüncü seneden sonra atanan çok arkadaşımız var. Evet, benim de atandığım senede mesela bir tane öğretmen arkadaşım vardı. Onun da 10. senesiydi. Hatta bir tane çocuğu vardı 9 yaşında mesela. Onu bırakıp gelmişti. Bizde bir seneydi bu adaylık süreci falan. Mesela o bir seneyi ondan ayrı geçirmişti ama mesela sonunda atandı, azmetmiş, çalışmış. Ya tabii, çok şükür diyordu yani. Bir de şu var yani tabii insanlar hayatlarını bu KPSS'den sonrasına göre hazırlıyorlar. Mesela o çocuk yapmayı bile bekletiyor insanlar veya evlenmeyi bile bekletiyorlar. Evet. Tabii ki hani çok çaba sarf etmek gerekiyor. Biliyoruz arkadaşlar yani neler yaşadığınızı. Allah yardımcınız olsun ama bir taraftan yani önemli olan noktayı kaçırmamak lazım arkadaşlar. Hani bir kısmımız şöyle düşünüyor. Ya ben birazcık para kazanmaya başlayayım ama bu sefer odak noktamız oraya doğru kayabiliyor. Bu sefer KPSS odağını kaçırabiliyoruz. Tabii ki hayatınızda farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Tabii ki dershanecilik yaparak hayatını geçirecek arkadaşlarımız da vardır. Her şeyi yapabilirsiniz ama hani biz bu taraftan biraz bakıyoruz olaya. Bu bir tavsiye olarak söylemek istedim ben yine de. Şimdi sen diyorsan ki arkadaşım ben yine de hocam çalışacağım. Yani dershanecilik yapmak istiyorum. Yani yaşım 27 oldu. Ben ne yapayım? Tabii ki yapmaya başlayabilirsin arkadaşlar. Yani dediğim gibi dershanecilik ve özel okulculuk yıllarca yaptıktan sonra tanınan arkadaşlarımız da oldu. Birincisi tabii ki bu tecrübe olayı çok önemli. Yani ilk önce nasıl başvuracağınızdan bahsedeyim arkadaşlar. Neler yapmanız gerekiyor dershane başvurusu yaparken? Nasıl bir yol izliyoruz yani? Yani direkt gidip başvuruyoruz. Öyle mi yapıyoruz acaba? Şimdi arkadaşlar birincisi bir CV hazırlayın. Yani özgeçmişinizde neler var? Olabildiğince doldurun. Yani işte şu sertifikalarım var. İşte kişisel gelişim ne yaptın? Mesela işte etkili konuşma, etkili sunum teknikleri, bilmem ne teknikleri falan. İşte bilgisayar bakımından mesela işte yazılım, mesela Photoshop, mesela işte aklıma gelenler şimdilik bunlar. Yani ne bileyim Word, Excel, PowerPoint zaten Allah'ın emri diyeyim. Yani, ne onları? Bunun gibi yani işte neyiniz varsa belgelerinizi ekleyin. İşte diliniz varsa bunu ekleyin. Çalışma tecrübeniz mutlaka varsa bunu mutlaka ekleyin zaten. Hani en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve bunlardan bir CV hazırlayıp çoğaltın. Olabildiğince gidip hani artık sizin görüşünüzde hangi yani hangi şeylerde çalışmak istiyorsanız bölge olarak mesela işte hangi ben kurum? İstanbul'da çalışacağım mesela genel tamamında değildir herhalde. Mesela Gaziosmanpaşa'da çalışacağım. İşte hani
sizin görüş alanınızda, doğru kelime evet. Sizin görüş alanınızda hangisi varsa, yani siz hani hangilerinde çalışmak istiyorsanız onlara CV'nizi götürüp bırakın arkadaşlar. Yani bunda tabii ki sadece bulunduğun yer ya da şu semt değil, şu da olabilir. Yani daha köklü bir dershanede evet. çalışmak istiyorum. İşte daha köklü bir kurumda çalışmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ya da daha işte şurada yakın olan Hı-hı. yerde çalışmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizde olan bir şey. Evet, kesinlikle katılıyorum. Daha iyi bir yerde başlamak istiyorum diyebilirsin ama tecrübe yoksa tabii almaları evet. biraz daha zor oluyor. Daha sonra tabii ki CV'yi bırakıp çıkmayın arkadaşlar. Yani artık belli bir yaşa geldik ve daha olgun, daha kendini ifade edebilen birilerini isteyecektirler. Dolayısıyla mutlaka girdiğiniz yerlerde kendinizi ifade edin. Olabildiğince mesela birileri varsa konuşabileceğiniz, müdür, müdür yardımcısı vesaire, gidin konuşun. En azından fikir almış olursunuz. En azından sizin de fikriniz olmuş olur. Ne diyor bunlar, ne istiyorlar, neye bakıyorlar bir görmüş olursunuz. Öyle değil mi? Evet. Yani dolayısıyla hani gittiğiniz yerlerde de hemen CV'yi atıp kaçmayın yani arkadaşlar. Olabildiğince bir görün yani. Onlar da sizi görsün. Burada böyle böyle bir hoca var. Bunu bilsinler. Evet yani bir telefonunuzu bırakın. Bile. Sonrasında bile yani lazım olduğu zaman falan tabii hani canım, akıllarında bulunmuş olursunuz. Yani hani bak böyle bir hoca vardı, gelmişti, konuşmuştuk. Evet hani güzel de konuşuyordu. İşte sevmiştik dedi, onu aramıza alalım falan dedi. Düşünebilirler sonrası için. Evet, kesinlikle içine. Katılıyorum bu konuda. Bu arada dış görünüş tabii ki çok önemli. Yani erkek öğretmenseniz eğer mutlaka takım elbisenizi giyip jilet gibi gidin şöyle. Evet. Kadın hocalarımız da yani daha klasik resmi, tarzda klasik hani böyle tarzı. Kot pantolon, yırtık pantolonlar falan demiyoruz. Değil. Ya olabildiğince daha resmi tarzda olursa hani ilk izlenim açısından gayet iyi olur diye düşünüyorum. Neler yapıyorlar hocam? Arkadaşlar mülakat tabii ki yapacaklar. Bu arada size testler uygulayabilirler. Yani anket vesaire gibi. Tabii ki yani ben her hani özelde çalışandan duyuyorum bunu. Tabii ki size bir örnek ders anlatımı yaptırtabilirler. Bu gibi şeylerden, bu gibi süreçlerden bir geçersiniz. Dolayısıyla artık hani sizi severseler, beğenirseler bu durumda işe başlatırlar. Nasıl bir süreç oluşuyor? Yani şöyle bir şey, bir yıllık anlaşmalar şeklinde gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir yıl 10 ay veya 12 ay şeklinde olabiliyormuş. Hep bu şekilde anlatıyorlardı. Sizin anlaşmalarınıza bağlı oluyormuş dolayısıyla. Ve hani tabii ki dershane ve özel okulun belli başlı farkları olabiliyor. Şimdi genel özelden bahsettik hani bu anlamda. Dershanecilikte tabii ki biraz daha yorucu bir süreç olabiliyor. Ne zaman tatilleri? Pazartesi günü tatil oluyor. Ve daha fazla çalışma saatleri, evet. daha fazla yoğunluk olabilir arkadaşlar. Ama tabii özel ders de bir taraftan hani olabilecek artı bir yönüdür yani. Hem dershanenin hem özel okul açısından bakarsak. Etüt olur, soru çözümü saati olur, ders saati olur tabii ki. İşte bunun yanı sıra sizden mesela çocukları aramanız istenebilir. Bizden de isteniyor zaten. Evet. Yani bu çok şey değil yani. Ama dediğim gibi en önemli fark hani o çalışma saati ve tatil günü anlamında. Özel okulda hangi gün oluyor tatil günü hocam derseniz. Genelde özel okulda hani ya sadece pazar ya da cumartesi pazar ama hani mutlaka işte 3-4 haftada bir cumartesi çağırma veya bazı okullarda her cumartesi gelme tarzı da olabilir. Yani özel okulda tatil pazar günüdür. Dershanede tatil pazartesi günüdür arkadaşlar. Bu şekilde bir ana evet. fark var. Yani bir de şu da olabilir. Hani özel okullarda hani çıkış saatleriniz daha erken olabilir. Mesela hani dershanede şimdi gittiğiniz zaman mesela lise müfredatından gittiğiniz zaman bazı öğrenci sabahçı oluyor. İşte öğleden sonra geliyor. İşte hafta sonu gelen grup oluyor. Hafta içi sabah gelen, öğlen evet. gelen, akşam gelen grup oluyor. Bunların denemeleri oluyor. Etüt saatleri oluyor falan derken hani dershanede çok daha fazla süre durmanız gerekebilir. Ama evet. özel okulda tabii ki gelen öğrenci var. Onlar evlerine gidecekler. Tabii çıkışlarda onlar da etüt yapılabilir ama çok uzun sürmez. Evet tabii özel sektör olduğu için bu tip şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ücret anlamında tabii ki hepiniz duyuyorsunuzdur. Yani ilk girişlerde maalesef biraz daha düşük oluyor. Hocam bize sorarlarsa ne diyelim diye soran arkadaşlarımız olabilir. Yani ilk girişte hani tabii ki çok yüksek şeyler zaten talep etmeniz çok hani evet. şey olur yani. Şöyle bir tecrübe edindikten sonra zaten aranan bir öğretmen oluyorsunuz. Evet yani, inşallah yani o duruma evet. geldikten sonra istediğiniz evet. ücreti talep edersiniz yani. Hocam peki ya biz şu anda ne yapalım? Yani şu anda dersler online. Dershaneler işte hani belli sayıda öğretmene ihtiyaç duyuyor. Ben başvurdum kimse almıyor.
Arkadaşlar şu anda mesela hani eğer böyle bir boşluktaysanız yüksek lisansa başvurabilirsiniz mesela. Her zaman söylediğim şey biliyorsunuz. Evet. Yüksek lisansa başvurursanız bu sizin CV'nize de etki eden bir şey olur. Hem şu anda yani keşke bu sene başvursaydınız mesela, bir taraftan da onu da söyleyeyim. Yani çünkü niye? Sınavlar online'dı zaten. Hani daha kolay, daha rahat bir şekilde ilerliyordu süreç dolayısıyla. Bir taraftan şu da var. Yani lisans mezunuysanız zaten yüksek lisans ücretsiz. Yani herhangi bir para da ödemiyorsunuz. Dolayısıyla yani şu anda bu tip bir boşluktaysanız, ben de mesela atanamadığım sene başladım yüksek lisansa. Hemen başlamıştım ben mesela. Hani derslerin bir kısmını o sene aldım. Bir taraftan da KPSS'ye çalıştım mesela tekrardan. Yani tabii ben dershaneyi çok düşünmedim ama Bu şekilde de yapabilir. Bir de ben bu dershanenin yanında başka bir şey de söylemek istiyorum. Dershaneciliğin yanında ücretli öğretmenlik yapan da çok fazla arkadaşımız var. Onlar da ücretli öğretmenlik yaparak hem de KPSS'ye hazırlanarak devam ediyorlar. Yani ikisini birlikte götürmeye çalışıyorlar. Bu da bir tercih olabilir diye düşünüyorum ki ben yaptım ücretli öğretmenlik. Yapanlardan biri de bendim. evet, yani ücretli öğretmenlik konusunda tabii bir video yapmıştık daha önce, daha Evet. kapsamlı bir şekilde. Ama hani tabii dershanecilik daha farklı bir süreç. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu tip bir boşluktaysanız yüksek lisans bu anlamda düşünülebilecek bir şey. Yani arkadaşlar tabii ki bu kurumlarda çalışmak tabii biraz daha zorlu olabiliyor. Yani ne olmalı o zaman hedef hocam? Yani ya iyi bir özel okul, Evet. ya iyi bir dershane, eğer dershanecilik yapacağım ben illaki hocam diyorsan, iyi bir dershanede hani devam etmek olabilir mesela. İyi bir özel okulda olursanız haklarınız daha iyi korunur, daha iyi maaşlar alırsınız. Dolayısıyla siz de bir iş yapıyorsunuz, aile kuracaksınız ilerleyen süreçte. Dolayısıyla önemli şeyler olacak arkadaşlar. Ve hani mümkünse bize göre tabii ki devlete geçmek nihai hedef olması sizin için, yani bizim tavsiyemiz, daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki herkesin kendi Evet. hayatı, istediğiniz işi yapmakta özgürsünüz arkadaşlar. Ya ben dediğim gibi daha önce de anlattım size. Ben hani bir zincir marketle görüştüm mesela atanamadığım süreçte. Bir dershaneyle görüştüm, özel okulla görüştüm. Kimse de çağırmıyor, bir taraftan o da var. Ne bileyim, farklı farklı memuriyetlere başvurdum falan filan. Yani mesela dershaneye oranla zincir markette çalışmak bile bana böyle daha bir mantıklı gibi gelmişti yani. Hani bir de dediler yani işte şu kadar veririz, senin SSK'nı yaparız, şu var bu var tarzında. Ya bakıyorum dershane ona göre çok şey gelmiyordu yani. Hani size kalmış arkadaşlar, dediğim gibi ben sadece kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Ben de dershaneyle görüşmüştüm. İşte gel başla hani hemen tarzında konuşmuşlardı ama ben bir sene daha hazırlanmayı tercih ettim o süreçte. Hani bir sene daha hazırlanayım, sonrasında başlayacaksam dershaneciliğe başlarım Evet, ya da ben hani de öyle özel düşündüm okul. yani. Ama ben hani bir sene daha çalışayım, ben dedim P3'ten memur olayım. Yani hani dershane olayı bana hani çok şey gelmiyordu yani nedense. Ya şu hele şeyi çok takıyorum yani ben hani ben mesela bak derslerde hiç oturmam arkadaşlar. Yani hep ayakta da full faal bir şekilde ders anlatan bir insanım. Yani hep öğretmenliğe başladığımdan beri böyleyim. Hiç Evet. oturmam ya. Defteri doldururken bile, hatta defteri doldurmak bana zaman kaybı gibi geliyor yani. İlknur Evet, o hocanız bilir. bayağı bir zor geliyor yani. Yani hani ben böyle direkt derse başlayıp hani güzel bir şekilde çocukları derse katıp hani faal bir şekilde, onlar da faal bir şekilde ders işlensin falan filan seviyorum yani. Hani ne yapayım? Yani hani bundan haz alıyorum yani. Ama mesela insan hasta oluyor. Başına bir şey gelebilir. Her şey olabilir ya. Mesela dershanelerin bir kısmında ya da belki çoğunda diyeyim, sandalye olmaması mesela, öğretmen sandalyesi bana hep şey gelmiştir yani, garip gelmiştir yani. İnsan Evet. hastalanabilir, her şey olabilir. Ne yapacağım ben o Azıcık zaman dayanmak yani? istiyor olabilirim yani hani şöyle bir. Ne bileyim yani, bu sadece bir görüş arkadaşlar. Bir eleştiri diyeyim yani. Neyse, bizi çok kahve almazlar herhalde yani. Ücret nasıl hocam? Ücret çok değişken arkadaşlar. Yani asgari ücrete çalışan da vardır. Asgari ücretten hani düşük olan da belki vardır. İşte yüksek Yüksek olan da olanlar var. da çok var. Hani onları da duyuyoruz. Özellikle iyi yerlerde çalışanlar. İşte bazısı size yol yemek ücretini de verir, bazısı vermez. Artık hani bu sizin durumunuza, sizin hani CV'nize, yani anlatışınıza, sizin ortamda bilinmenize vesaire pek çok şeye bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla sizin
ne yapmanız lazım? Yani ben özel sektörde tutunacağım diyorsanız orada kendinizi artık isim yapmaya çalışmanız lazım yani arkadaşlar. Popülaritenizi hani, arttırmanız lazım diyebiliriz yani. Yani girdiğiniz yerlerde muhabbet kurun insanlarla. Ya bir taraftan şu da var mesela hani tanıdığının tanıdığı vardır bir kurumda mesela. Bu şekilde işe giren de çok var. Yani özel sektörde duyuyorsunuzdur siz de. Bir fabrikaya bile girerken orada çalışan birisi varsa onun önerisiyle olunca daha öne çıkıyorsun yani. Dolayısıyla bu özel dershanelerde, okullarda vesaire de çokça var arkadaşlar. Genelde peki iyi olan tarafı nedir hocam? Bana göre mesela materyallerin hazır olması çok güzel bir taraf. Yani dershanede de özel okulda da mesela senin derste çocuklara çözdüreceğin testler vesaireler, kitaplar vesaire hazırdır. Hani bu güzel bir taraf mesela. Ve bence en büyük artılarından bir tanesi düzen bozmana gerek kalmıyor. Yani bulunduğun yerde direkt çalışmaya başlıyorsun. Mesela biz atandık, buradan düzenimizi bozduk, gittik yeni bir düzen kurmaya çalıştık. Sonra tekrar geri gelmek için uğraştık falan. Bunu yapmana gerek kalmıyor. Geziyorsun mesela yani. Memlekete gelene kadar. Evet. Yani 5 sene 10 sene dışarıda kalıyorsun. Farklı bir şehirde. Dolayısıyla tabii öğretmenliğin hani devlet öğretmenliğinin de zor tarafı bu daha çok yani. Tabii genç öğretmenler için hani daha tecrübeniz yokken böyle dershanelerde özel okulda çalışmak da tabii bazen zorlayıcı olabiliyor. Ama hani dediğimiz gibi arkadaşlar burada işi öğrendikten sonra artık rahat bir şekilde bunu çevirebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani oradaki ortamı tanırsınız. Artık hani dersleri nasıl geçirmek gerektiğini biliyorsunuz. Neler yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Neler yapılmaması gerektiğini biliyorsunuz. Bu devlette de böyle, özelde de böyle tabii ki. Ama yapılması gereken şeyler tabii ki biraz daha farklılaşabiliyor dediğimiz gibi. Bizde etüt denen bir şey yok yani mesela. Yani mesela dershaneye başlayan arkadaşlarımdan ben duyuyordum. Akşamları oturup sürekli soru çözüyoruz işte. Ben de atandıktan sonra soru çözdüm ama onlar benden çok daha fazla çözüyorlardı. Çünkü hani öğrenci daha fazla soru getiriyor ve sen o soruları çözmek zorundasın. Evet, bir taraftan şu da var. Yani sizden hani akademik olarak başarılı olmanız bekleniyor zaten. Evet. Diğer taraftan tabii ki sevilmeniz lazım. Bir diğer taraftan da mesela proje yarışmaları vesaire katılırsanız mesela bu da bir taraftan beklenecektir sizden. Mesela ben bunu hani çok severek yapıyorum yani ama özelde tabii ki daha çok teşvik edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden? Tabii ki reklam çalışmalarında bunlar kullanılacak arkadaşlar. O yüzden hani bu tip çalışmalar yapmanız sizden beklenebilir bir taraftan da. Bu anlamda da eğer hani özel düşünüyorsanız bu anlamda da birazcık etkin olmanız hani sizin açınızdan iyi olabilir. Kendinizi mesela dediğim gibi arkadaşlar bu anlamda ne yapmak daha iyi olur? Hani bilgisayar arkadaşlar en önemli nokta bu. Poster hazırlarsın vesaire yaparsın, çocukları hazırlarsın. Ben de hani en çok bunun faydasını gördüm yani bu proje yarışmalarında, proje hazırlama aşamalarında vesaire. Sen de duyuyorsundur yarışmalar konusunda mesela. Evet, yani yarışmalar konusunda aktif katılmalarını istiyorlar yani. Bir proje yarışmasına katılalım, şunları yapalım, bunları yapalım diye daha fazla teşvik var. Tabii imkanlar da daha fazla orada. Evet, yani kendinizi güncel tutmanız lazım arkadaşlar. Yani ne yapmalıyız? Kendinizi güncel tutmalısınız. Akademik olarak güçlü olmaya çalışmanız lazım. Ve tabii ki dediğimiz gibi yani olabildiğince çevreyi oluşturmanız lazım, bağlantılar kurmanız lazım. Dediğimiz gibi yani başvururken de CV'lerinizle başvuracaksınız ve şunu bileceksiniz dediğim gibi işte hafta sonu pazar günü genelde tatil oluyor. Özel okullarda, dershanelerde pazartesi. Tüm gün okulda olmanız beklenebilir arkadaşlar. Hatta beklenir. Evet. Programınız da buna göre yapılır zaten. Öyle hani şu saat dersim var, okulda olayım, bu saat dersim yok, okulda olmayayım tarzı bir şey tabii ki beklemeyin. Yani böyle bir şey olacağını sanmıyorum hiç. Ve hani sizden beklenen şeyler genelde işte dediğimiz gibi ders, işte soru çözüm, etüt, kontrol, ödev tarzı şeyler beklenir arkadaşlar sizden. Ve tabii ki sizler hani dershaneci olursan zaten tamamen sınav odaklı. Hani çocukları sınava hazırlıyorsun yani üniversite sınavına. Test çözme yöntemlerini falan çok iyi biliyor olmanız ve öğrencileri de çok iyi anlatıyor. Kendinizi bu anlamda geliştirmeniz lazım daha çok. Özel okul olursa tabii az hani özel okul böyle sanki devlet okuluyla dershane arasında bir yerde kalmış gibi oluyor ama
Tabii ki daha çok böyle dershaneye kaymış hali. Zaten şu anda pek çok hani dershaneden özel okula dönüşmüş olan kurum da çok. Evet. Bu anlamda da yani özelde çalışmak için hani bu anlamda da kendinizi geliştirirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, ekleyeceğim bir şey var mı İknur hocam? Yani her şey gönüllerince olsun. Nerede mutlu olacaklarsa orada çalışsınlar diyorum. Ama Evet. kadroya KPSS'yi de bence göz ardı etmesinler Evet. diyorum. Yani arkadaşlar dediğimiz gibi hani her zaman yani ufkunuzu bu anlamda kapatmayın. Umutsuz olmayın. Bir kere, iki kere, üç kere başarısız olmuş olabilirsiniz KPSS'de. Umutsuz olmayın. Yani beşincide başarılı olursunuz. Yani dediğimiz gibi hani en başta dedik yani bunu. Hani her şey bitmedi. Yani önünüzde çok büyük bir ömür var. Şu an en hani aktif olduğunuz, en verimli olduğunuz zamandasınız. Merak etmeyin yani karanlıklar aydınlığa inşallah böyle tam geçmek üzeredir. Evet. Bir ton olarak şunu da söylemek istiyorum. Şu anda hani 25-30 yaşında bile olmuş olsanız, yani hani KPSS'ye hazırlanırken 30 yaşında bile olsanız, 65 yaşında emekli olacağımızı düşünürsek daha önünüzde Tabii. 35 sene var arkadaşlar. Böyle düşünün. Aynen bu da doğru. Dolayısıyla arkadaşlar umutsuz olmayalım. Daha gençsiniz. İnşallah çok başarılı olacaksınız. Tabii sizin yaşadığınız zamanları biz de yaşadık. İnsan neler çekiyor biz de Evet. farkındayız. Yani ne kadar umutsuzluğa kapılıyor. Aileniz var. Anne babanızınla yaşadığınız şeyler oluyor tabii. Akrabalar ayrı bir şey. Bir video yapmıştık yani akrabalarla ilgili biliyorsunuz. Yani birazcık sabır arkadaşlar. İnşallah her şey çok güzel olacak hayatınızda. Her şey çok güzel gidecek. Teşekkürler arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.